Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık Çepni. Bugün neden kendimize aslında hayatlarımızda var olmayan sınırlar koyarız, bu konular hakkında konuşacağız. Sizce insanlık tarihi boyunca dünyanın bu kadar gelişmesini sağlayan şey neydi? Buna birçok farklı cevap çıkabilir tabii ama bana göre en önemlisi merak. İnsanlar geçmiş tarihte bir şeyleri merak etti. Onun nasıl yapılabileceğine dair çalışmalar yaptı. Üzerine çalıştı, geliştirdi ve er ya da geç merak edilene ulaştı. Ve bu süreçte deneme yanılmalarla sürekli üzerine koyduğu için başlangıçta birçok kişi için imkansız olan o şeyi buldu, icat etti veya artık insanlığın gerçekliği haline getirdi. Yani sizce geçmişteki mucitlere bulduğu şeyler için çevresindeki insanlar hangi gözle bakıyordu? Mümkün olabileceğini düşünüyorlar mıydı? Ya da bugünün tarihinde bizler için imkansız ya da yok ya bu da yapılmaz dediğimiz neler var? Mesela birçok insan tarafından imkansız gibi görülen ışınlanmanın bulunabileceğini söylesem kaç kişi inanırdı bana? İşte tüm bunların tek bir çıkış noktası var, o da merak. Bu videonun sonunda sizlerle beraber bir test yapacağız ve bu testi yaptığımızda tüm bu anlattıklarımız çok daha anlamlı hale gelmiş olacak. Evet arkadaşlar, her zaman dediğimiz gibi dünya insanlık tarihinde bir şeylerin icat edilmesi, birilerinin bu imkansız, yapılamaz demesi üzerine ve birilerinin de o şeyi araştırıp üzerine çalışıp insanlığın gerçekliği haline getirmesiyle gelişmeye devam ediyor. Ve kafalarındaki sınırları kaldıran insanlar, onlara gösterilen tek yolun doğru olmadığına, farklı bir şekilde düşünebilenlere, farklı yolların olduğuna inanan insanlar tarafından sürekli geliştirildi. Ve inanın bana, belki de bu insanların, bu mucitlerin çoğu kendi çağlarında manyak olarak anıldı. Bunlara birkaç örnek verecek olursak, örneğin Steve Jobs, ilk kişisel bilgisayarını piyasanın büyüklerinden Atari firmasına kabul ettirmek için onlara sunum yapmaya gittiğinde, bakın elimizde böyle bir şey var, hatta yapımında sizin bazı parçalarınız kullanıldı. Bize kaynak sağlamaya ne dersiniz? Ya da biz size bunu verelim, maaşımızı ödeyin, sizinle çalışalım. Tek istediğimiz bunun üretilmesi demişti ama aldıkları cevap hayır oldu. Atari'den hayır yanıtını alınca yine o zamanın büyüklerinden Hewlett Packard'a gidip sunumlarını yaptıklarındaysa size ihtiyacımız yok, daha üniversiteyi bitirmemişsiniz yanıtını aldılar. Peki bu iki genç adam, Steve Jobs ve Steve Wozniak, neyin çabasını veriyorlardı? Daha sonra buldukları şey dünyayı değiştirmedi mi? Ya da Atari ve HP'den red almalarının sebebi Steve Jobs ve Wozniak'ın boş fikirle gelmeleri miydi? Ya da HP ve Atari'nin sınırları aşıp büyük resmi görememeleri miydi? Veya sadece kendilerine gösterilen yolun doğru olduğuna inanmaları mıydı? Eğer bugün de yaşıyorsanız cevabı vermek zor değil diye düşünüyorum. İşte burada da gördüklerimiz, az önce anlattıklarım gibi kendimize koyduğumuz sınırlar ve dünyayı nasıl gördüğümüzle ilgili. Veya başka bir örnek verecek olursak, 1859'da Edwin Drake petrol sondajı projesi için işçi almak istediğinde, işçilerin Edwin'e petrol sondajımı toprağa delip petrol aramaktan mı bahsediyorsunuz, kafayı yemişsiniz demesinde de aynı durumla karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar, eğer bir şeyleri başarmak istiyorsak, eğer değişim yapabilmek istiyorsak, konumuz her ne olursa olsun bize koyulan sınırların ötesinden, dışından bakabilmemiz gerekiyor. Tüm dünya tarihine baktığımızda bir şeyleri değiştiren, bir buluş yapan insanların, insanlık tarihine yön veren kişilerin o sınırları aştığını, kendilerine çizilen yoldan gitmediklerini, kendilerine her söyleneni doğru kabul etmeyip kendi inandıklarının peşinden gittiklerini görüyoruz. Ve bu da onların bir değişim, bir buluş yapabilmelerine imkan sağlayan şeyler oluyor. Yani iki video öncesinde bahsettiğim 80-20 kuralında da söylediğim gibi, toplumun gerçeklerine aldanmayıp, toplum baskısı altında ezilmeden, inandığınız şeylere farklı bir pencereden bakabilmeniz gerekiyor. Eğer toplum olarak bu bilinçlenmeyi sağlayabilir, bu konularda kendimizi geliştirmeye çalışırsak, eğer sınırlarımızı aşmaya çalışıp çizilen çizgileri yok sayarsak, inanıyorum ki çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Ve farklı pencereden bakabilmek, farklı bakış açıları katabilmek de ancak ve ancak çok iyi eğitilmekten geçiyor. Ne iş yapıyor olursanız olun, hedefiniz her ne olursa olsun, eğer farklı olabilmek, özgün işler çıkartabilmek istiyorsanız, sınırları aşmak zorundasınız. Gösterilenin dışından bakmak zorundasınız. Tabi bu sınırları aşabilmek için düşünme şeklimizi de değiştirmek gerekiyor. Peki bu sınırları aşmanın yolu nedir diye bir soru soralım kendimize. İlk olarak korkularınızla yüzleşmek zorundasınız. Bu ister reddedilme korkusu olsun, ister karanlık fobisi olsun, hiç fark etmez. Önce kendinizden başlayarak her ne korkunuz olursa olsun üzerine gitmek zorundasınız. Mesela Steve Jobs elindeki kişisel bilgisayarıyla HP'ye veya Atari'ye giderken
ne kadar reddedilme korkusu yaşamıştı? Ya da Atari'den red cevabı alınca neden HP'ye de gitmişti? Neden projelerini, tamam bu adamlar zamanın en büyükleri, demek ki olmayacak bu iş deyip çöpe atmadılar? İkinci olarak mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçin. Önce kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve neler yapabileceğinizin farkında olun. Evet, çevrenizde görmüşsünüzdür. İngilizce öğrenmek isteyen ama o içerisindeki mükemmel olma dürtüsünden dolayı bir türlü istediği seviyeye gelemeyen insanlar var. Peki ne diyor onlar? Abi anlıyorum ama konuşamıyorum. Üçüncü olarak da birlikte hareket edebileceğiniz, akıl danışabileceğiniz, beraber üzerine kafa patlatabileceğiniz insanlarla arkadaşlık kurun. Yani iki beynin gücünü bir araya getirin. Yeri geldiğinde de 3, 4, 5 fark etmez. Sayısı size kalmış. Bir arada olmanın momentumunu kullanın ki ortaya çıkaracağınız şey ve sınırlarınızı belirlerken de bu gücü kullanabilin. Yine Steve Jobs'tan örnek vereceğimiz gibi, belki de eğer yanında Wozniak olmasaydı gerek moral olarak gerek mentalite olarak tekrar denemekten bir yerde vazgeçecekti. Dördüncü ve son olarak da hayal etmekten ve merak etmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü eğer bir şeyleri hayal edebiliyorsanız, henüz sizin olmayan bir şeyi veya gerçek olmayan bir şeyi hayal edebiliyorsanız, öncesinde onun için merak duyduysanız, bu onu yapabilmek, onu başarabilmek için size o gücü veren en güçlü şeylerden bir tanesi olacaktır. O istediğiniz şeyi gerçekliğiniz haline getirebilmek için vereceğiniz enerji o kadar yüksek olsun ki o şeyi başaramamak imkansız hale gelsin. Evet arkadaşlar, bu bahsettiğimiz şeylerin kanal konseptimiz olan reklamlarla, Facebook'la ne alakamız var, ne işimize yarayacak gibi düşünebilirsiniz. Ama eğer videolarımda da bahsettiğim gibi insan psikolojisini çok iyi anlayabilirseniz, aslında satışın %80'inin duyguyla bağlantılı olduğunu, psikolojiyle bağlantılı olduğunu anlayabilirsek, inanın ki bana bu alandaki başarınız çok büyük oranda artacaktır. Hedef kitle belirlemek, görsel hazırlamak ve bunun gibi tüm teknik bilgiler kolay. Bir kere öğrenirsiniz ve orada biter. Artık gerçekliğiniz haline gelmiştir. Uygulaması basit. Bu teknik konular %20 önemliyse, bu tarz mentalite içerikleri %80 önemli. Ve eğer siz bunları bilerek, size gösterilen sınırlar içerisinde kalmadan, sınırları aşarak reklam metinlerinizi hazırlarsanız, reklam görsellerinizi hazırlarsanız, hedef kitlelerinizi hazırlarsanız, inanın bana çok daha başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Ve aynı zamanda tamamen size özgü bir çalışma olmuş olacak. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hazırsanız videonun başında bahsettiğim teste geçelim. Ama bu teste geçmeden önce söylemem gereken bir iki bir şey var. Birazdan ekrana çıkacak görselde. Görseli durdurun. Gerekiyorsa da elinize bir kağıt kalem alın ve şekli oraya çizin, üzerine düşünün. Ya da durdurduğunuz anda ekrandaki görsel üzerinden düşünerek sonuçlarınızı vermeye çalışın. Ve cevabı bulursanız veya bulamazsanız videoyu devam ettirin. Evet arkadaşlar, burada şimdi sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Bu gördüğünüz 9 noktanın hepsinden geçecek şekilde elinizi hiç kaldırmadan 4 adet çizgiyle tüm noktalardan 9 tane noktadan geçebilmeniz gerekiyor. Ama unutmayın, elinizi kaldırmadan. Ve çizginin boyutuyla, yönüyle alakalı herhangi bir kısıtlamanız yok. Evet, şimdi hazırsanız burada videoyu durdurun ve şekli çizmeye ve tamamlamaya çalışın. Unutmayın, 4 çizgiyle elinizi kaldırmadan 9 noktanın hepsinden geçmeniz gerekiyor. Çizebildiniz mi? Eğer çizebildiyseniz, sınırların içinde kalmadıysanız, size gösterilen yoldan gitmediyseniz, farklı düşünebildiyseniz tebrik ederim. Çizemediyseniz de hiç üzülmeyin, çünkü bunda anormal bir şey yok. Zaten bu videoda anlattıklarımız tamamen bu sınırları nasıl aşmamız ve nasıl düşünmemiz gerektiği üzerineydi. Genelde kendimize çok büyük oranda gerçekte var olmayan sınırlar koyarız. Ama kendimize varsayımsal sınırları koymadığımızda, sınırları aşmaya çalıştığımızda, bu ne olursa olsun sorunlara çok daha etkili çözümler üretebiliriz.